But incidents in Turkey that certain mayors are taken into arrest, and there has been an increase incidents of that. So we would like to take the floor to comment on that. Türkiye bugün demokrasinin en iyi şekilde uygulandığı ülkelerin başında gelmekte ve bunu en iyi şekilde hissetmekteyiz. Geçtiğimiz yıl bizler yerel yönetimlerde bir seçim yaptık ve herkes demokratik ortamda oylarını verdi ve seçimini yaptı. Turkey is a country of democracy and rule of law, and we had our local elections recently, and they're having free fair elections, and all our citizens made their choices. Herhangi bir siyasi baskıdan veya demokrasiden kaynaklı bir durum Türkiye'de aslında bulunmamakta. Şu anda in Turkey is not about the implementation of democracy or any oppression whatsoever. Şöyle düşünün, bir belediye başkanı seçiliyor ve ülkenin yasasını, ülkenin birliğini, ülkenin her türlü seçilmiş organizmasını ben kabul etmiyorum diyor. But the mayors are not above law. Imagine a mayor who has been democratically elected, but then he or she stresses that I do not recognize the laws in this country, I do not recognize the legislation which should be imposed in local authorities. Temel örgütlerine desteği sağlıyor, hedefleri kazıyor ve bu ülkedeki vatandaşların ölmesini, oradaki evlerin bombalanmasına, yıkılmasına yardımcı oluyor. Organizations by funneling them financial means, digging trenches in the cities to keep the police away, and just enabling those terrorist groups to bomb the people's houses. And it has been proven, it has been documented, they have been, their communication has been revealed. Sizin böyle bir olaya karşı yorumunuz ne olur? What would be your standing with regard to such a mayor in your countries, in your cities? Buna benzer şu anda belediye başkanları el çektirildi ve suçlular da şu anda yargılanmakta. Bütün bunlar hukuk kuralları çerçevesinde ve her türlü yasal anlamda mevzuat çerçevesinde yapılan işlemlerdir. The incidents in Turkey happened within this framework. Those mayors have been suspended and now they are being trialed by the laws of Turkish Republic. Everything is going in line with the laws, and the fair trials are going on. That's all what is happening. Biz bu kurala adalet inanan insanlarız. We believe in law, we believe in the rule of law and the justice. Suçlarından bir insanı asla biz bu anlamda cezalandırmadığımız gibi, eğer kişilerin kusuru, suçu da varsa bunun da yargı anlamında her türlü yargılanmasını da önünü açan ve bunu da test eden bir ülkeyiz. Fair trials should be available for everyone in any given country, which is the case for Turkey. If they are proven guilty, they will face the consequences, otherwise they will be exonerated. Ben bu anlamda bu cümleyi ülkemize karşı yapılmış bu hareketlerin doğru bulmadığını ve kınadığımı buradan ben özellikle söylemek istiyorum. Biz burada hep birlikte yerel yönetimler anlamında bir ve beraber olmamızın, birlikte beraberce işbirliği yapmamızın önemli olduğunu görüyor ve yapılacak bu çalışmalarda Türkiye'nin de bir kişinin de kesinlikle komitede bulunmasında burada talep ediyor ve bize saygılar sunuyor. Therefore we refuse and condemn the remarks with regard to Turkey, and we really would like to take part in the commission, in the committee for observing the manners at risk. We really want to be represented in that.